Başlatralıtı önceden biliyorsanız hikayesinin olmadığına emin olabilirsiniz. Fakat o kadar emin olmayın. Başlatralıt korkunç distopik evrende geçen bir oyun. Oyunun bize verdiği ufak detaylar var. Neden kendimizi ölümün kıyısına getirecek kadar hayattan soğumuşuz? Neden görebileceğimiz en büyük kabuslardan birinden çıkmışa benzeyen bu canavardan kaçmak yerine gayet normal bir olaymışçasına pompalı ruleti oynuyoruz? Aslında hepsinin cevabını oyunun yapımcısı diğer oyunlarında veriyor. Yapımcının Başlatralıt ile aynı evrende geçen 5 oyunu var. Bu 5 oyun evrenin farklı perspektiflerinden kapıları aralıyor. Fakat bu perspektiflere geçmeden önce Başlatralıt'ı hiç deneyimlemediyseniz size kısaca özetleyeyim. Başlat, gece kulüplerinden birinin tuvaletinde başlıyor. Kapıyı sinirle tekmeleyip tuvaletten çıkıyoruz. Önümüzde sigara içip klapta dans edenlere bakan biri var. Hemen adamın yanındaki kapıya yaklaşıp o kapıya da tekmeliyoruz. Karanlığın içinden çirkin bir varlık bize yaklaşıyor ve pompalı ruleti için anlaşma imzalatıyor. Adımızı yazıyoruz ve oynamaya başlıyoruz. İçleri boş ve dolu fişeklerin rastgele pompalının içine konulduğu pompalı ruletimiz böylelikle başlıyor. İhtimallere göre fişeğin boş olduğunu düşünüyorsak kendimize sıkıyoruz. Eğer doğru biliyorsak sıra bizde kalmaya devam ediyor. Ve bir sonrakinin dolu olduğunu düşünüyorsak da dealer'a sıkıyoruz. Ve böylelikle yan monitörden kalan canlarımızı takip edebiliyoruz. Fakat tüm bu süreçte yandaki makinelere bakın. Bunlar yaşam desteklerimiz ve oyunda pompalı ruleti oynasak bile bizi hayatta tutan aletler bu aletler. Fakat Başlatralıt'ın hikayesini daha net anlamak istiyorsak ve evrene hakim olmak istiyorsak yapımcının 5 oyunundan ilkine The Other Side'a bakmamız lazım. Dışarı çıkmak hakkında konuşmayacaksın. Dışarı çıkmayı düşünmeyeceksin. Burası dışarıdaki tehlikelerden bizi koruyor. Dışarıda ölüm var, dışarıda hiçbir şey yok. Ben bir zamanlar buna inanıyordum. Ta ki yüzey seviyesinde bir patlama olana kadar. Buraya topladıkları kalabalık, hepsi onu gördü. Ertesi gün gören herkes kaybolduğunda buna şaşırmadık. İnsanları metal bir kutuda tutabilmek için biri gücünü göstermeli. Fakat birini unutuyorlardı. Ve ben gördüm, tamam mı? Buradan çıkma zamanı geldi. Oyunumuz küçük bir odanın içerisinde başlıyor. Çarpı konulan duvarı kesip atmamız lazım. Burada kaçmamız için gereken bütün malzemeler var. En önemlisi duvarı delecek bir matkabımız var. Gereken tüm denetlemeleri bilgisayar üzerinden yaptıktan sonra bu matkabı çalıştırıyoruz. Fakat deldiğimiz metal duvar o kadar kolay kırılacak gibi durmuyor. Bu süreçte sayısız defa matkabımız bozuluyor. Farklı aletlerle farklı şekillerde sürekli olarak aleti onarmaya devam ediyoruz. Gerekirse motorun içerisini açıyoruz ve motor yağınıdır, soğutucusunudur koyup tekrardan motorun içerisini kapatıyoruz. Fakat duvar iki katmanlı olduğundan ikinci katmanı delmeye başladığımızda güvenlik görevlileri uyarılıyor. Ve 5 dakika içerisinde ikinci katmanı da kesmemiz lazım, yoksa yakalanacağız. Pek dayanıklı olmayan aleti birçok defa onardıktan sonra kaçmayı başarıyoruz. Evet, temiz hava, çimenler, her şey çok güzel. Artık metal kutunun içerisinde değiliz, onların tutsağı değiliz. Kendi yolumuzu çizebiliriz. Biz artık özgürüz. Özgürlüğümüzün ilk anlarında ağacın yanına gidip gölgesinde serinlemek istiyoruz. Ağacın yanına vardığımızda bir not buluyoruz. Bu mekan gözüktüğü gibi değil, yazılmış ama yarım kalmış. Ardından müzik artıyor. Ufukta bir şey beliriyor. Müzik
Ve anlıyoruz ki metal kutunun içindeki insanlar doğruyu söylüyormuş. Dışarısı gerçekten tehlikeliymiş. Geçelim ikinci oyunumuza. Oyunumuz Control Room Alpha. 2047 yılında geçiyor. Görevimiz önümüzdeki deliğin içerisinden bazı örnekler alabilmek. Bunu da önümüzdeki winch paneliyle yapıyoruz. Amacımız çukurdan örnekleri almak ve soldaki alanına yerleştirmek. Örneklerden biri winch'ten düşüyor ve tek yapmamız gereken onu oradan alıp ellerimizle yerine yerleştirmek. Günün sonunda ne kadar görevimizi başarıyla yapsak da dev örümcekler camı kırıp bizi yiyorlar. Üçüncü oyunumuz Concrete Tremor adında bir oyun. Oyun yemekhanede başlıyor. Bir makine bize yemeğimizi veriyor. Etraf dağınık, fazlasıyla tepsi var. Köşede oturan iki kişi var. Kendi odalarından ne görüp göremediklerini tartışıyorlar. Çünkü nerede yaşadığımızı bilmiyormuşuz. Çevremizin neye benzediğini bilmiyormuşuz. Söylenene göre çatı katına çıkış kapısı açıkmış artık. Biz de meraklı gözlerle en üst kata, çatı katına doğru yol almaya başlıyoruz. Çatı katına çıktığımızda fark ediyoruz ki etrafımız kocaman duvarlarla sarılı. Fakat biz sadece küçük bir piyonuz. Yukarıdan bir helikopter geçiyor ve iki oyuncunun oyun oynadığından bahsediyor. Bu sefer çatıya çıkan kişi değil de başka birinin gözünden oyunu görmeye başlıyoruz. Oyunumuz savaş gemisi oyunuyla birebir aynı. Solda bir kağıdımız var. Beşli, dörtlü, üçlü, ikili ve birli binaların ne kadar olduğu üzerinde yazıyor. Ve biz de noktaların dışındaki yerlere tahmini atışlar yaparaktan binaları vurmaya çalışıyoruz. Kimin bütün binaları patlarsa o kişi kaybediyor. Savaş gemisi basit bir kutu oyunu. Fakat biz gerçek hayatlarla oynuyoruz. Az önce çatıya çıkıp etrafı inceleyen kişi var ya. Evet, onun gibi etrafta ne olup bittiğini bilmeyen insanların içerisinde yaşadığı binalar bunlar. Ve biz sadece basit bir oyun için onları patlatıyoruz ve eğleniyoruz. Başarısız olduğumuz ilk anda da... Dördüncü oyunumuz Tartarus Engine adındaki bir oyun. 2009 yılında Tartarus adında bir bilgisayar tasarlıyorlar. Bu bilgisayar devasa bir bilgisayar. Fakat güvenlik önlemleri almaları lazım çünkü Tartarus'u başka çalışanlar kendi kötü amaçları için veya kendi çıkarları için kullanabilir. O yüzden güvenlik önlemleri şart. Biz de bu bilgisayarı hackleyip kendi çıkarı için kullanacak 3 kişiden biriyiz. Asansöre kendi hard diskimizle beraber biniyoruz. Diğer arkadaşlar hard diski değiştirmemiz için bizi yolluyor. Sağ tarafta kalın kabloların arasında bilgisayarın kendisini görüyoruz. Sol tarafta da duvarın içerisinde özel modülleri var. Saat 12 olmadan bütün işimizi bitirmemiz lazım ve 11. bölgeye geldiğimiz zaman işimiz başlıyor. Matkapla beraber vidaları söküyoruz. Kapağı açıyoruz. Ufak bir hackleme cihazıyla beraber Tartarus'un 11. modülünü hackliyoruz. Böylelikle yetkili kişilerin kullanabildiği Tartarus'u biz kişisel amaçlarımız için kullanabileceğiz. Ardından Tartarus'a erişim sağlayabildiğimiz makinenin yanına gidiyoruz. Bir arkadaşımız bizim için simülasyonları ayarlıyor. Biz de iki kişi deniyoruz. Birebir Matrix gibi düşünebilirsiniz. Bize var olmayan başka bir dünyaya aktarıyor ve orada farklı olaylar yaşıyoruz. Öğreniyoruz, deneyimliyoruz ve kısa bir süre içerisinde geri dönebiliyoruz. Gerçek dünyada 2 saniyeyken Tartarus'un içerisinde 10-20 saniye dakikalar boyunca kalabiliyoruz aslında. Fakat
bir simülasyon yüklediğimizde patates soyma simülasyonu içerisindeyiz. Ne kadar saçma olduğunu arkadaşımızla beraber sorguluyoruz. Bir hücredeyiz ve sadece patates soyuyoruz. Hapishanemiz bu. Ardından makine tekrardan bizi gerçekliğe götürüyor. İki kişilik testimizin ardından üçüncü kişi de kendisini Matrix'e bağlıyor. O sırada kritik bir soru soruyoruz. Kodu yazmak ne kadar uzun sürdü? Cevapsa korkutucu. Ben yazmadım. Bir yerden buldum. Böylelikle felçli kalarak, Matrix'e bağlı kalarak, üçümüz de hiçbir şekilde bilgisayarı durduramadan öylece simülasyon içinde gidip geliyoruz. Bir simülasyon içindeyiz, bir gerçeklikteyiz. Bir simülasyon içindeyiz, bir gerçeklikteyiz. Ve böylelikle zihnimiz sonsuza dek sıkışıp kalıyor. Son oyunumuz Carbon Steel ve yeni bir işe başlıyoruz. İşimiz farklı yaşam formlarını test etmek. Fakat dikkatli bakarsanız yaşam formlarına enjekte edeceğimiz tüpler veya onlardan alacağımız örneklerin tüpleri az önceki oyunda çıkardığımız tüplerin birebir aynısı. Evet, bu evren kocaman örümceklerin olduğu veya kocaman örümceklerin deneyler sonucu üretildiği bir yer. Ve bunun için iş bile yapmışlar. Farklı yaratıklardan, canavarlardan örnekler alıyorsunuz, farklı dozajlarda serumlar üretiyorsunuz ve neye göre tepki verip vermediğini algılıyorsunuz. Katman katman derisini inceliyorsunuz, radyasyon veriyorsunuz. Kabuslarınıza belki bu canavarlar giriyor. Ama yapmanız gereken tek şey incelemeye devam etmek. Notlardan bir gün bir diskte sizi uyaran bir adam var. Mühendislerden biri bu işlerin düzgün gitmediğinden bahsediyor. Burası distopik bir yer. Büyük ihtimal bizim yaptığımız deneyler sonucu insanoğlu daha korkunç bir hal aldı. Teknoloji gelişmiş bir halde. Fakat bizim bildiğimiz dünyayla paralel bir şekilde gelişmedi. Eski tüplü bilgisayarlar var çünkü bazı teknolojilerde geri kalmışlar. Kameralar var fakat LCD televizyonlar gibi televizyonlar yok. Bilgisayarlar çok gelişmiş değiller. Bir can alıcı noktaysa en son 2047 yılında yaptığımız işi hatırlıyorsunuz. Orada kağıda dikkatlice bakın. Bir logo göreceksiniz. O logo aynı şekilde bu oyunda da var. Belirli bir şirket altındayız. Ve belki de bu şirket bizim devletimiz. Çünkü insanoğlu başka kalmadı veya kaldı. Nerede yaşadığını bilmiyoruz. Sadece metal bir kutunun içerisindeyiz. İnsanoğlu onlarca yıl, yüzlerce yıl belki de bu metal kutunun içerisinde yaşıyor. O yüzden içindeki insanların çevreden bir haber olması doğal oluyor. Nasıl yaşadıklarını, nasıl büyüdüklerini bilmiyorlar. Neden bu işleri yaptıklarını bilmiyorlar. Devlet yalan söylüyor. Dışarı çıkmasını insanların istemiyor. Çünkü gerçekten dışarısı ölümcül bir yer. Ama bu şirketin içerisinde, metal kutunun içerisinde olan şeyler de normal şeyler değiller. Bakşatrada'ya geldiğimizde de aynı evrenin içerisinde, aynı metal kutunun içerisinde deneylerin yapıldığı bambaşka bir dünyadayız. İnsanların görgü kuralları çok daha farklı. Eğlence anlayışları çok daha farklı. Binaları uçurmak gibi ya da pompalı ruleti yaparaktan rakibini yenmek gibi. Ve karşılığında para alabiliyorsun. Bu parayı kullanabiliyorsun. Buckshot Rallet'ın sonunda arabamıza pompalımızı koyaraktan yola koyulmuş halimizi görüyorduk. Ve klaptaki insanları da görebiliyorduk. Demek ki yaşayan bir kısmı var. İşte korkunç işlerinde çalışan insanların yanı sıra veya korkunç kafes gibi birkaç apartmanın olduğu yerde tutulan insanların yanı sıra birazcık daha yaşamaya yakın, yaşadığını hissedebilen insanlar da var. Oyunun ufak detaylarına gelecek olursak. Pompalı ruletinde kan transferlerini, makinelerini bir yana bırakacak olursanız yenildiğiniz zaman tuvalette biri sizi şok cihazıyla şokluyor ve tekrardan uyandırıyor. Fakat ilaçlarınızı içtiğiniz zaman bu durum böyle olmuyor. Çünkü bizi uyandıran kişi de yine kendimiziz. Ayrıca oyunun bir kısmında Tanrı'nın imzaladığı bir kağıdı buluyoruz. Bu da bir nevi Tanrı bile seni kurtaramayacak imasına geliyor.